Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Seninle 4. bölümde 2018 KPSS'e çıkmış paragraf sorularını çözüyoruz. Sen artık hangi soru tiplerini çözdüğümüzü ve bu soru tiplerini nasıl çözeceğimizi gayet iyi biliyorsun. Seninle o yüzden birazdan hemen ilk soru tipimizde başlayacağız. Ama bu videoyu ilk kez izleyen bir öğrenciysen yani 4. bölüm karşına çıktı ve ilk kez izliyorsan lütfen ilk bölüme git. Oynatma listesini bul ve oradan ilk bölüme git ilk bölümden itibaren izlemeye başla diye küçük bir uyarı yapıyorum. Uyarıdan sonra hemen ne yapıyoruz? İlk sorumuzda bu oynatma listesinin dördüncü bölümüne başlıyoruz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye bir soru gelmiş. Düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleriyle ilgili bir soru tipimizdi bu. Hemen şöyle şıklarda benim gördüğüm bir şey var sana onu göstereceğim. Şurada hocam şıklarda hem betimleme var hem öyküleme var. Bu bana neyi gösterir? Şıklar bu tip sorularda yani düşünceyi geliştirme ve anlatım biçimleriyle ilgili bu soru tipimizde şıklar bize nasıl yardım eder? Aslında bir bölüm önce açıklama ve öyküleme aynı şıkta olduğu için orada bize nasıl yardım ettiğini göstermiştim. Şimdi betimleme ve öykülemenin Aynı sorunun şıklarında olması bize hangi ipucuyu verir onu göstereceğim. Sonra da çok sırıtan başka bir şıkkı göstereceğim sana. Şimdi betimleme ve öyküleme genellikle nerede kullanılır? Edebi metinlerde kullanılır. Biz metinleri nasıl sınıflandırıyoruz? Bilgi verici metinler ve edebi metinler diye iki ana başlıkta sınırlandırıyoruz. Betimleme ve öyküleme aynı şıklardaysa demek ki yukarıda bizi ne bekliyor? Edebi bir metin bekliyor. Değil mi? Yani bu bir romandan almış olabilir, hikayeden almış olabilir, masaldan almış olabilir. Olay vardır bu metnin içerisinde. Bu iki şık bana bunu gösteriyor. Peki şurada bir de tanık gösterme şıkkımız var. Bu şık şu an burada çok sırıtan bir şık. Neden çok sırıtır hocam tanık gösterme şıkkı? Çünkü tanık gösterme gibi, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yolları açıklama anlatım biçimiyle yazılan bilgilendirici bir metinde sıklıkla kullanılır. Bunların edebi metinde kullanılma olasılığı çok düşüktür. Dolayısıyla ben şimdi şıklara baktığım zaman betimlemeyi gördüm, öykülemeyi gördüm, üçüncü olarak tanık göstermeyi gördüm. Sadece şıklara bakarak ben şu an bunun cevabının ne olduğunu düşünüyorum, edirne olduğunu düşünüyorum işaretlediğime bakma. Sen böyle direkt işaretlemeyeceksin. Ben de işaretlemeyeceğim. Yukarıdan zaten metni okuyup hepsini bulacağız. Ama Edirne çok kuvvetli bir ihtimal. Dolayısıyla sorunun stresini benim üzerimden alıyor bu ihtimaller değil mi? Biz bu ipuçlarını niye seninle birlikte topluyorduk? Sınav anında stresimizi, kaygımızı minimum seviyeye çekmek için topluyorduk. Şimdi gel bakalım metnimize. Ali orta boylu, geniş alınlı yakışıklı bir adamdı. E ne yaptı hocam? Betimledi. Hemen sildim. Sesi berrak, diksiyonu düzgündü diye betimlemeye devam etti. Bence tek kusuru ezbere gereken önemi vermemesiydi deyip şurada güzel bir iki nokta var gördün mü? Gördün. Tek kusuru ezbere gereken önemi vermemesiydi deyip iki nokta koyuyorsa bu önemi vermediği bir örnek verecek demektir bana. Şurada da örneğini verdi. Macbeth'teki rolünü son provaya kadar tam ezberlemediğini bilirim. E, örnek de verdi hocam. Şu şıktan da kurtulalım. Devam edelim. Oyun başladıktan sonra hep ile oynadı. Bak şurada diyor ya. Oynadı, zorlandı, fiiller kullanıyor ve bir olay örgüsü var. Değil mi? Sırayla veriyor. Önce diyor oynadı sonra zorlandı. Bir olay örgüsü olduğu zaman neyi eleriz? Öykülemeyi eleriz. Bundan da kurtulduk. Yine de rolünü kabul ettirmesi önemli bir başarıydı. Zira Macbeth ve Lady Macbeth rolleri Shakespeare'in en güç, en var burada. Biz en'i görünce, daha iyi görünce ne yapıyorduk seninle? Hatta iki tane en var arka arkaya. En'i görünce direkt biz karşılaştırmayı ne yapabiliriz demiştim sana. Eleyebiliriz demiştim. E cevabımız ne çıktı? Elbette ki cevabımız tanık gösterme çıkacak. Çünkü edebi metinde tanık gösterme kullanılma olasılığı çok düşüktür. Ya kullanılamaz mı hocam? Bu parçaya bir de tanık gösterme ekleyemez miyiz? Ekleriz. Ama bu olasılık düşüktür ve biz bu ihtimali ne yapmak zorundayız? Seninle değerlendirmek zorundayız. Peki şurada hocam bir tırnak içerisinde bir şeyler var ya biz onu tanık gösterme alamaz mıyız diye bana sorabilirsin. Bu, bu, bu çeşit rolleri sevdirmek ve kabul ettirmek. Şimdi bir kere bu bir cümle değil. Buradaki tırnak ne için kullanılmış? Buradaki tırnak vurgu için kullanılmış. Doğru mu? Doğru. Bu çeşit rolleri sevdirmek ve kabul ettirmek bir cümle mi? Değil. Vurgu için burada tırnak kullanmış. Peki vurgu için bu tırnağı niye burada kullanıyor? Konuya hakim olmayan, Yıl içerisinde sınava hazırlanmamış, dersine iyi çalışmamış kişileri ya ben buraya tırnak koyup acaba çeldirebilir miyim diye ÖSYM ne yapıyor? Şansını deniyor. Ama sen zaten konuya hakimsin. Buna ne yapmayacaksın? Buna kanmayacaksın diyorum. Seninle birlikte hemen yeni bir soruya geçeceğiz. Bu arada soru numaraları, numaraları farkındaysan değişti. Şöyle ne yapayım? Şuraya kayayım. E, 2000 kaçtayız? 18 e itibariyle soru numaralarımız biraz değişti ama önemli değil. Aynı soru tiplerini seninle birlikte çözmeye devam edeceğiz. Şimdi yer değiştirme sorusu biliyorsun birkaç bölümde karşımıza çıkmıştı. Önce kuş bakışı bakıp en önemli ipucumuzu arayacaktık. Bu ipucumuz hangi kelimeydi? Bu kelimesiydi. Ama fark ettiysen. Yer değiştirme sorusunun şekli biraz değişti bu sefer. Ne yaptı? Yan yana koydu. Daha önceki bölümlerde ne yapmıştı? Şöyle aşağıya 1 2 3 4 diye sıralıyordu. Şimdi yan yana koydu. Bu bir şeyi değiştirir mi? Bizim soru çözme şeklimizi değiştirir mi? Hayır değiştirmez. Bakın her zaman önce ben kaçıncı cümleye bakıyordum genellikle? Beşinci cümleye. Şurada beşinci cümlede bunların kelimesini gördük mü? Gördük. Şimdi lütfen benimle birlikte beşi oku. Ancak üç boyut furyasının kısa sürmesiyle bunların da ömrü pek uzun olmamıştı. Ha, ömrü kısalan bunlardan bahsediyor. Şimdi ömrü kısalan bunları benim bulmam lazım... Yani şunu yapmam lazım. 5 4'e bağlı mı diye kontrol etmem lazım. Ha bağlıysa ne yapacağız? Başka bir şey yapacağız. Ama bağlı değilse, bağlı değilse 5'in bağlı olduğu yeri bulup soruyu çözmüş olacağız. Artık nasıl soruyu çözdüğümüzü bence hatırlıyorsun. 4'ü okuyorum hemen. Akıllı telefon üreticisi firmalardan biri bunun ilginç örneklerinden birini duyurdu var mı hiç ilgisi yok. 5 4'e bağlı değil. Demek ki değişmesi gereken yine ipucumuzun olduğu şık 5'in değişmesi gerekiyor. A'yı eledim, B'yi eledim, C'yi eledim. Bak tek ipucundan 3 tane şıktan kurtuldum. 2 5 3 5 kaldı burada elimde sadece. Peki ancak 3 boyut furyasının kısa sürmesiyle bunların da ömrü pek uzun olmamıştı diyor. Şu yukarıyı 2'yi bir deneyelim. 2'yi denemek için 2'yi mi okuyacağım? Hayır 1'i okuyacağım. Bundan birkaç yıl önce 3 boyutlu fotoğraf çekmek için yan yana 2 objektif barıntılan cep telefonlarıyla karşılaşmıştık. Ancak 3 boyut furyasının kısa sürmesiyle bunların da ömrü pek uzun olmamıştı. Dolayısıyla 5'imiz nereye bağlı? 1'e bağlı. Dolayısıyla 5'in 1'in altına gelmesi için 5 neyin yer değiştirmesi gerekir sevgili öğrencim? 2'nin yer değiştirmesi gerekir diyorum. Bu soruyu da seninle ne yapmış oluyoruz? Güzel ve mantıklı bir şekilde çözmüş oluyoruz. Şurada bir sorun daha olacak. Onu da çözüyüm. Şurada aşağıda buldum hemen. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Bunu da nasıl çözdüğümüzü biliyorsun. Önce şöyle bir kuş bakışı yine bakalım. Eğer yapısal olarak ipucu varsa onu kullanalım. Şöyle ilk cümleye baktım. Yok. İki de yok. Üç de yok. Şöyle kuş bakışı göremedim ben. Sen görürsen kendin kullanabilirsin. Hepsini okudum. Yapısal olarak bir ipucu yok. Anlamsal olarak o zaman ne yapacağız? Okuyacağız. Ama biz anlamımızı seninle nasıl somutlaştırıyorduk? Şöyle bir şekil arıyorduk. Değil mi? Şeklimiz şöyleydi. Şurada yön değiştirmesi gereken şeyimiz olacaktı. Şurada birbirine bağlı kelimeler olacaktı. Alt tarafta ve üst tarafta. Şurada da tam olarak konunun yönü değişecekti. Kolay bu soru seninle hızlıca bunu artık yapabiliriz. Gaziantep ili sınırlar içerisinde yer alan ve Yunanca'da geçit anlamına gelen Zeykma stratejik bir noktada yer almaktaydı. Önemli ticaret yolları üzerinde bulunan kentin temeli milattan önce 300 yıllarda atılmıştı. Fırat Nehri'nin batısı ve doğusu olmak üzere iki farklı kent şeklinde kurulmuş. Milattan sonra 253 yılına kadar önemini korumuştur. Neresi Zeifma. Tamam hocam. 1990'larda başlayan kazı çalışmalarıyla Ekonun yönü değişti mi? yani bir yerde tarihinden bahsederken artık kazı çalışmalarına geçti mi? Sonra kazı çalışmaları ve kalıntılar falan diye devam ediyor mu metin? Devam ediyor. Devamını artık okumama gerek yok. Nereden böleceğim? Tam şuradan böleceğim bu soruyu seninle hızlı bir şekilde çözmüş olacağız. Artık detaylı şekilde anlatmıyorum. Niye? Sen artık bunları çok iyi biliyorsun. O yüzden hemen son soru tipimize geçip bu bölümü hızlıca kapatıp yeni bölüme geçeceğiz seninle. Bu parçadaki numaramış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiş bana. Yine hemen okumadan önce kuş bakışı bakmakta ne vardır? Her zaman fayda vardır. Mesela şurada bir tane bu gördüm ben. Şurada bir bu etki var. Başka var mı diye ben hızlıca kontrol edeceğim. Sen de ben kontrol ederken ufaktan okuyabilirsin. Şöyle bakıyorum. Başka bulamadım sadece bu etki var. O zaman ne yapacağız? Metni seninle okuyacağız ve akışı bozan şıkkı bulmaya çalışacağız. Metin çok hoşuma gitmedi benim. Çok böyle anlaşılır bir metin gibi durmuyor ama hadi hayırlısı. Gel bir okuyalım. Yazma becerisindeki gelişimin okuma becerisi üzerinde kayda değer bir etkisi vardır. Yazma becerisindeki gelişimin okuma becerisi üzerinde kayda değer bir etkisi vardır. Bu etki özellikle okuma yazmayı yeni öğrenen çocuklar açısından kritik öneme sahiptir. Tamam A'dan kurtulduk. Kimi çevreler ilk okuma yazma döneminde şunu niye bitişik yazmışlar onu anlamadım. Bizim böyle bitişik bir kelimemiz yok Türkçe'de. Bazen böyle yazım yanlışı yapıyorlar. Ben de gördüğüm zaman takılıyorum. Kusura bakma sevgili öğrencim. Tekrar okuyorum. Okuyorum. Kimi çevreler ilk okuma yazma döneminde elle yazma becerisini kazanmanın zor olduğunu, Kalem yerine klavye kullanılmasının yazma öğretimi kolaylaştıracağını, böylelikle kolay ve hızlı öğrenilen yazmanın diğer alanlarda gelişme daha fazla katkı sağlayacağını iddia etmektedir. Tamam. Yani elle yazmayalım, klavye ile yazalım. Bu şekilde bu etkiyi daha da fazla arttırabiliriz dedi bize devam ettik. Ancak dedi, olumsuz bir bağlaşla bağlamaya çalışıyor. Ancak algılama ve uygulama süreçlerinin birlikte gerçekleşmesinin görsel algılama yeteneğini geliştirdiğini ve okuma becerisini olumlu yönde etkilediğini gösteren bilimsel çalışmalar da var. Şimdi şundan da şöyle kurtuldum. Bilimsel çalışmalar da var. El yazısının beyinde güçlü bağlantılar oluşturmasının bir nedeni de Şurada bir D bağlacımız var. Elle yazarken dikkatimizin tamamen yazdığımız şeye odaklanmasıdır. Burası biraz sırıttı. Metin güzel bir metin değil. Güzel bir metin sormadıkları zaman ben sinirleniyorum. Yani mesela şu dörtte tam olarak ne ifade ettiği anlaşılması zor. Dörtte ne ifade ediyorsun? Okuma becerisinin olumlu yönde etkilendiğini gösteren bilimsel çalışmalar da var. Şimdi burada şeyi söylüyor sanırım. Yani dörtte el yazısını savunmaya çalışıyor galiba. Ama bakın metnimiz net değil. Net olmadığı zaman da soru ne oluyor? Zorlaşıyor. Zor bir soru olduğu için değil. Metin kötü seçildiği için burada soru zorlaşıyor. Yine de devam edeceğim. Araştırmacılar elle yazmanın okuma sürecindeki olumlu etkisin harflerin tanınmasını kolaylaştıracak bağlantılı olduğunu düşünüyor. Şimdi sevgili öğrenci bence bu dediğim gibi kalitesiz bir metin. Ama doğru cevaba nasıl ulaşırız ve doğru cevabı en mantıklı sana nasıl açıklarım hemen göstereceğim. Şöyle biraz sileceğim. Bak şurada bir bilimsel çalışmalar da var dedi. Şurada klavye ile yazmak dedi daha iyi olabilir. Ama burada dedi ancakla burayı bağlayarak hani dedi ya el yazısıyla ilgili de bilimsel çalışmalar var gibi bir şey demek istiyor. Ama en önemlisi bilimsel çalışmalar var dedikten sonra altı araştırmacılar diye başlıyor. Yani buradaki bilimsel çalışmayı yapan kim araştırmacılar. Şimdi bu benim için bir ipucu. Ben burada dolayısıyla dördü hani ben şöyle seçiyordum ya hatırla. 4'ü acaba 5'e bağlamak mı sağlıklıdır, 6'ya bağlamak mı sağlıklıdır diye iki şık arasında kalınca ne yapıyorduk? Tercih yapıyorduk. Şuradaki bilimsel çalışmalar ifadesinden dolayı şuradaki araştırmacılara bağlamayı tercih edebilirim. Ama ihtimali biraz daha kuvvetlendirmek istiyorum senin için. Şurada bir bağlaç var. El yazısının beyinde güçlü bağlantılar oluşturmasının bir nedeni de diyor. Daha önce el yazısının beyinde güçlü bağlantılar oluşturmasıyla ilgili başka bir neden vermedi ki bana bir nedeni de desin. Sanki yukarıda el yazısının beyinde güçlü bağlantılar oluşturmasıyla ilgili bir neden verdi de şimdi ikinci nedeni veriyormuş gibi bir nedenini de diyor. Burada bir bağlaş var. Dolayısıyla Yukarıda buna dair hiçbir şey söylemediği için 5'i benim bağlayabileceğim hiçbir yok. Dolayısıyla 5'i burada işaretleyip şunu eleyebilirim. Ama bu tip sorularda daha kaliteli bir metnin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne yaptık şöyle? 1 2 3 4 soru. Şu aşağıdaki soruyu da seninle birlikte hızlıca çözdük. E ne yapacağız? Hemen yeni bölümde seninle buluşacağız. Lütfen takipte kal ve her zamanki gibi hoşça kal.